promosyon biletlerle ilgili çok önemli karar. Datça Tüketici İlçe Hakem Heyeti uçaklarda promosyon biletlerle ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Havayolu şirketlerinin promosyon bilet adı altında satışa sundukları iadesiz biletlerin 14 gün içinde iade edilmesi halinde bilet bedelinin tamamının tüketiciye ödenmesine karar verdi. Havayolu şirketleri bu biletlerin satışı sırasında iadesiz olduğunu belirtiyor. Ancak biletlerin iadesiz satılmasının haksız şart olduğuna karar verildi. Datça'da bir tüketici online yollardan aktarmalı bir uçak bileti satın aldı ve toplamda 306 lira ödedi. Ancak bileti yasal süresi henüz bitmeden iade etmek isteyen tüketiciye geri ödenen tutar yalnızca 32 lira oldu. Tüketici bu durum nedeniyle hakkını aramaya karar verdi. Datça Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti bahsi geçen bilet satışının mesafeli sözleşmeler yönetmeliğine göre 14 günlük cayma hakkı kapsamında olduğuna ve haliyle iade sonrası tüketiciye ödenen 32 liranın yanı sıra kalan 274 liranın da iade edilmesine hükmetti. Tüketici sözleşmelerinin haksız şartlar yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre fazladan alınan tutarın 14 gün içindeki cayma hakkını kullanan tüketiciden haksız yere alındığı belirtildi. Almanya'nın dünya turizmindeki yükselişi. Almanya tatil ülkeleri arasında gittikçe önem kazanıyor. Özellikle yabancı turistlerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle birçok kentte otel bulmak sıkıntılı olabiliyor. Bu gelişmeler ışığında turizm sektörü kendini geleceğe hazırlarken otel inşaatlarına da ağırlık veriyor. Yatırımcılar gelişen turizm sektörüne paralel olarak otel inşaatına yöneliyorlar. 2015 yılında 120 otelin açıldığı Almanya'da son yıllarda turizm sektöründe kaydedilen canlanma otel inşaatlarının artmasına yol açtı. 2016 yılında en az 2 yıldızlı 193 otel inşaatının tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi. Almanya Oteller Birliği, görülen canlanmaya gerekçe olarak Almanya'nın bir turizm ülkesi olarak gittikçe cazip hale gelmesini gösterdi. Ayrıca Almanların tüketim konusunda şu sıralarda sergilediği tutumun da bunda etkili olduğu belirtilerek, otel fiyatlarının Avrupa Birliği standartlarının altında olmasının insanları otellerde konaklamaya teşvik ettiği kaydedildi. Uçağa verilen kilitli valizler kırılacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla yolcuların uçak altı bagajlarının güvenlik birimlerince açılıp incelenebileceği gerekçesiyle kilitlenmemesi gerektiğini duyurdu. Kurum, valizlerin kilitlenmesi durumunda ise kilitlerin kırılarak açılacağını belirtti. Türkiye'deki tüm havalimanlarında iç ve dış hatlarda yapılacak bu uygulamanın bu yıl Haziran ayında yapılan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda uçak altı bagajlarının güvenliği programının güncellendiğini belirten bir güvenlik uzmanı bu konuda şunları söyledi. Güncellenen bu programa göre bilet check-in işlemlerinden sonra uçak altına giden bagajların yapılan kontrolleri sonucunda şüphelenilen bagaj için eskiden yolcu valizinin başına getirilerek açtırılıp kontrol ediliyordu. Bu büyük zaman kaybına yol açıyordu. Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda şimdi şüpheli olan bagaj yerinde yetkililer tarafından ve kameralar önünde zorlanarak açılıp kontrol ediliyor.